Restoran Orta Sayfayı sunar. Orta Sayfa'da herkese merhaba. Efendim haftanın son günü 3 Şubat Cuma günü artık sizlerle 12 bir arası birlikte olacağız efendim. Tabii ki bugün ekran karşısında ve sosyal medyada bizi izleyen herkese bir kez daha merhaba. Bugün magazin konuşacağız ki daha önce benimle birlikte program yapan sevgili modelimiz, sevgili Yağmur Felip bizlerle birlikte. Efendim hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, görmedin, teşekkür. Neler yapıyorsun? Her şey yolunda, güzel gidiyor. Şimdi tabii okul tatil olduğu için daha rahatız. Daha sık görüşeceğiz gibi duruyor. Güzel. Yani seninle böyle alıştırmıştık sağ ama yoğunda okulun olduğu için tabii ki magazinden de geri kalmadım. Bu arada sen ülkemizde düzenlenen topladı yarışmasında derece aldın. Evet. Tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu ama benim de öncelikle sizi tebrik etmem gerekiyor galiba karşılıklı aldığınız ödül için. Bence zaten hak ettiğiniz bir ödüldü. Yani çok tebrik ediyorum sizi gerçekten. Teşekkür ederiz efendim. Tabii ki Ocak ayı benim için çok yoğun geçti. Arka arkaya ödüller. Tabii ki Fashion TV Edison Atamur'a teşekkür ediyorum. Sevgili Bora hazırsa görüntüyü de ben İstanbul'da salı akşamı gerçekten çok soğuk bir havada çok soğuktu. Ekrana geliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en iyi magazin programı Orta Sayfa 6. sezonu geride bıraktık. Tabii ki Edison Atamur'a çok çok teşekkür ediyoruz. Özgür Ulusoy'la birlikte. Tabii ki sunucu Özgür Ulusoy'un yaptı. Çok güzel bir geceye katıldık. Gerçekten birçok ünlü isimleri de orada oldu. Çok da güzel bir define oldu. Gastronomlar görüntüleri de vereceğiz. Ama sana döneyim. Magazinle aranlasın. Neler yaptın, takip ettiğin böyle Serenay Sarıkaya favorin zaten de. Ne diyorsun şimdi Serenay? Yeni bir diziye başladı, onunla başladı. Evet, yeni bir diziye başlamış. Hatta geçenlerde kaç 10 yıla yakındır televizyonda bir iş yapmıyormuş artık. Hepsi dijitalde falan yayınlanıyormuş diye. Zirvede bıraktı gibi bir şey oldu tabii televizyon. Artık gündem değişiyor yani. Televizyon çok seyreden insanlar yok. Dijitalde yapması bence kendi kariyeri için, kendi geleceği için daha iyi. Gündemi sizle birlikte takip ediyoruz tabii. Uzak kaldığım zamanlar sizin storylerinize girip bakmam yeterli oluyor magazini takip etmem. Bu arada ki az sonra vereceğiz. Biliyorsunuz ki Mansur Kırmızı Gül'ün Prestij Meselesi filmi vizyona girmeden zaten o olay çıkmıştı. Tabii ki Hilmi Topaloğulları birbiriyle girdi. Mahkemelik olmuşlar Mansur Kırmızı'lar. Sonra Özlem Deniz geceye katılmak istememiş. Şarkısı çalınmadı diye. Çok da güzel bir film aslında. Bugün de vizyona geliyor. Prestij Meselesi. Haluk Levent, Masum Kırmızı Gül ve Özlem Deniz'in hayatını anlatan. Gerçekten yaşanmış bir hikaye. Olaylar bayağı da bir geçti. Özlem Deniz zaten bir taraftan da evlendi. Sürpriz bir şekilde İranlı hayranıyla birlikte evlendi. Yani Özlem Deniz bu aralar çok gündeme geliyor. Yani hayranla evlenmek de bu aralar galiba gerçekten yeni trend bu diye düşünüyorum. Değil mi? Ve devam ediyor hayranıyla evlendi diye ama çok sağlıklı ilerlemiyor ilişkiler. Bence yani o ayrılık üzerine, ayrılığı kapatması için Özcan Deniz'in bu çocuğuyla ilgili davaları falan evlenmesi, bir gündem değiştirmesi gerekiyordu. O film galasına katılmaması da zaten Özcan Deniz deyince bir problem çıkmaması ya da sorun akla gelmemesi şaşırtıcı ama olurdu tam tersi olsaydı. Bir de Prestij müzik dediği zaman Hilmi Topaloğlu, Mansur Kırmızıgül, Haluk Levent, Alişan, Özcan Deniz bunlar hep birlikte o dönemde 90'lı yıllarda, 92 yılında kurulduğu zaman Prestij müzik hep birlikte. Bunu istersen hayatını yaşadığı sorunları sinemaya aktardı. Çok da dikkatimi çeken bir şey var. Haluk Levent'in hayatını oynayan kişi gerçekten çok benzedi kendisine. Böyle benzetme olamaz yani. Güzel bir film izlemek bekliyor aslında. Yani Mahsun Kırmızıgül'ün filmlerini seviyorum gerçekten. Evet, senaryosunu güzel yazıyor. Aslında araları bunlar yıllar önce aşıktı ama tekrar ben sevgili Boğa. Özcan dedi Prestij meselesidir. Galas'a katılmama nedeni filmin yapımcısı Murat Tokat'a açıkladı. Galaya bir saat kala mesaj attı. Oğlu çok hastaymış. Serum verilmişler. Kendisi de eşine serum almış. O yüzden katılacağını söyledi. Tabii ki filmde ekrana geliyor. Prestij meselesi Galas'a katılmadı. Yani son dakika bence başka bir olay olabilir diye tahmin ediyorum. Yani son dakika bir saat hastaysan gündüzden haber vermen gerekir diye düşünüyorum. Yani bana da çok hastalık inandırıcı gelmedi. Bir de yani direkt oğlunun hastalığını söylemesi hani bir anda aklına gelen bence ortaya koyduğu bir şeydi ama
neden katılmamış olabilir diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Sonuçta bir egodu falan var mı sence? Yani sonuçta Mahsun Kırmızıgül böyle bir film yaptı. Çünkü şu an herkes Mahsun Kırmızıgül'ü konuşuyor. Tekrar sahneye döndü. Çok da güzel. Dilersen sevgili Bora bir gidelim prestij meselesinin galasına, İstanbul'a. Bir gidelim prestij meselesinin galasına. Nereye yaşandı? Bir izleyelim. Ardından kaldığımız yerde sevgili Yağmur'la devam edeceğiz. Şeyler yapmışlar. Ben çok eskilere gittim. Kusura bakmayın heyecanıma verin. Bir de bu filmde şöyle bir şey var. Benim oğlum ikinci yönetmen olarak babasının filminde projede yer aldı. Ona görev verdim. Aslında sağ olsun bu görevi ona verdiği için ona güzel teşekkür ediyorum. Öğrencana. Haluk Levent'e çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar. Şimdi sevgili Hilmi Topaloğlu'yan, sevgili Engin, hepinizi alalım buraya. Alkışlarınızla Engin hepileri! Sevgili Eser de gelsin. Şimdi bak Engin, hoş geldin. Saygı var, sevgiler, hayır bir şey. Vallahi çok mutluyuz galiba. Acayip heyecanlıyız. Heyecanımıza ortak olan, burada gelen, izleyen herkese teşekkür ederiz. İnşallah artık film seyirciye emanet. Güzel bir şekilde işimizi de yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Çok 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 teşekkür ederiz. Bu özel bizim için çok güzel gecede bizlerle birlikte olduğunuz için. Herkesi sinemalara bekliyoruz Cuma günü itibariyle. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Filmden hemen önce sevgili Özcan Deniz'den bir mesaj geldi. Gerçekten oğlunun videosu vardı ve çok rahatsızdı. Gerçi kendisi de rahatsızdı ama hani oğlum rahatsız olmasa yine ben atlar gelirdim dedi. Hepimize sevgileri var. Özcan Deniz'e de buradan sevgilerimizi, canımız arkadaşımıza sevgileri diliyorum. Bütün oyuncu arkadaşlarımızı buraya alalım. Film bebeği geçen. Ana kaslar alalım buraya arkadaşlar. Artık oyuncular kadar ben bekliyorum sizi. Merhaba. Şimdi hocam. Ya ben hepinize teşekkür etmek istiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Herkes çok heyecanlı. Bizle bunu paylaştığınız için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Saygılar. Mahmut. Ben buradayım. Evet, geçtiğimiz akşamki galada tabii ki Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül hayatını anlatan, Özcan Deniz'in hayatını anlatan bir film ama Özcan Deniz onur aslında böyle katılmadı. Orada da sevgili Haluk Levent'e aşırı var. Ne demiş ki sevgili Yağmur, bunu geçtiğimiz hafta verdim ben de Haluk Levent'in hayatı film oluyor. Bunu ilk kez orta sayfa olarak açıkladık biz. Tabii ki yıllardır müzik camiasının içinde 92-30. Yıla geride baktı. Tabii ki böyle bir senaryo hazırlandı. Kendisi de rol alacak filmde. Ne diyorsun bu konuda? Bu sanatçıların, daha doğrusu başka bir şey sorayım sen. Sanatçıların hayatları film olmaya başladı. Son dönemde trend olmaya başladı. Az önce sen demiştin ya. hayranına eminim. Bu konuda ne söylemek istiyorsun? Yani bence bizim tanıdığımız hayatına ve tabii ki o şöhretine şahit olduğumuz birçok ünlü var. Ama hayatının film yapılması gereken ünlüler çok ayrı kategoride yer aldığını düşünüyorum. Haluk Levent gibi bir ismin de bence hayatının film olması zaten yani olmasa şaşırtırdı diye düşünüyorum. Çünkü yaptığı yardım kampanyaları, bunun arka planı ve ön planı arasındaki farkları falan anlatması bence hepimiz için de çok iyi olacak gibi duruyor. Yani yapılan bütün hareketlerde en güvenli sanatçı çıkıyor. Aynen öyle. Merakla bekliyoruz yani gerçekten. Herhalde Temmuz gibi çekime başlayalım. Kıpırsı olacak mı diye sordum.
geçtiğimiz hafta konuşmuştuk İstanbul'a gitmeden önce pazartesi günü. Kıbrıs'ta toplantıda olduğunu söyledi. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta muhtemelen bir bölüm olacak. Çünkü hayatının birçok anlamı kendisine dokundu yani Kuzey Kıbrıs'ta. Çünkü şöyle bir şey, hem Kuzey Kıbrıs sanatçıların mesleğini aldı, hem Kuzey Kıbrıs'ta devamlı geliyor, ailesi burada, havaları filan burada. Bence Kuzey Kıbrıs'a bir bölüm çekilecek diye tahmin ediyorum. Bu arada film demiş karşılamış ki konu üstüne geliyor. Tabii ki şu anda Gilde'de bir yerde çok güzel bir film çekiliyor. Yepyeni bir film geliyor. Başrolde de işte Uğur Yücel başrolde oynuyor. Onun çekimleri devam ediyor. Bir hafta Kıbrıs'ta kalacaklar. Kuzey Kıbrıs'ta bu film sektörü sence biraz insana son döneme gelmeye başladı mı? Yani hep böyle diziden başladık. Geçtiğimiz yıl TRT'de yayınlanan diziden. Yani ben bu konuda zaten eksik olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü eğitim anlamında da baktığımızda bu bölümü okuyan birçok arkadaşlarımız da var, tanıyoruz. Ama tabii bir şey alışıldığın dışında olduğu zaman insanlar çok tercih etmiyor. Ama artık son zamanlarda bizler de sizler de bu işleri yapmaya başlayıp bunları sosyal medyaya da yansıttığımız için bence artık daha görülür, duyulur olduğumuz için insanlar da tercih etmeye başlıyor. Ama öncesinde tabii ki böyle imkanlarımız yoktu. Çok fazla sosyal medyayı kullanmıyorduk. Yani şimdi baktığınız zaman sosyal medyada da Kıbrıs'ta olup içerik üretip ve tanınan çok fazla isim var. Artık yavaş yavaş görüldüğümüz için insanlar da artık bir seçenek olarak görüyor bence Kıbrıs'ı. Yani son dönemde, son iki yılda birçok kişi ülkemize gelip hem ülke tanıtımı için iyi oldu. En son klip çekerdi. Hadi hele. İşte orada hava şartları nedeniyle dışarıda pek fazla kalamadı. Çünkü haftasına klip çekmesi gerekirken o haftada gerçekten hava yağmurluydu. Ama sonuç itibariyle o da bizden çekti klibi. Bir şeyler oluyor bu ülkede diye tahmin ediyorum. Yani bence de öyle. Çünkü tatil amaçlı bile birçok ünlülerin ilk tercih ettiği yer Kıbrıs oluyor. Yani kendi ülkelerinin ya da kendi ülkelerinin dışında başka yere gitmektense ilk tercih edilen yer Kıbrıs. Tatil için tercih edilen bu kadar güzel bir yerin klip için kullanılmaması ya da film çekimi için kullanılmaması zaten şaşırtıcı olurdu yani. Yani arka arkaya bu şeye benziyor. Yani biri bir şey yaptı, benim arkası tabii geliyor ki. Son dönemlerde işte Sinan Akçay bunu başlattı. Kıbrıs'tan almak istedi. Sonra Kıraç ev arıyor Kıbrıs'tan. Yani birçok ünlü bu konuda zaten bildiğiniz gibi Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan ev almaya çalışıyor. Bu da güzel bir şey aslında. Çünkü Gizem Özdilli, en basit sen söyledin. Burada da seviyorum Gizem'i. Haftaya benimle konuk. Gizem Özdilli de ev aldı. Kuzey Kıbrıs'a yerleşti. Çok iyi de bizi sosyal medya aslında tanıtıyor yani. Onu bak, yani gittiği yerleri hem tanıtıyor hem de kendi ürünlerimizi tanıtıyor. Ki Gizem Özgür'ün takipçisini bir X bir ürünün, Kuzey Kıbrıs'ta ürünlerin bir ürünün tanıtılması iyi bir reklamdır aslında. Tabii ki. Çok yani, iyi başarıyor bunu. Bence biz kendi ülkemizin içinde çok fazla kaldığımız için hep sorunu görüyoruz ama insanlar dışarıdan geldiği zaman sorunu değil, daha yani bizim göremediğimiz o güzellikleri görüyorlar. Yani baktığınız zaman çok sessiz, çok sakin ve çok güvenli bir ülke yaşayabilmek için. Yani artık insanların tercih etme sebeplerinin de bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani en azından ülkede daha fazla tanıtım diye olur diye tahmin ediyorum. Ben güzel şeyleri olacak. Başlayacağız diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ben katılıyorum sana bu konuda. Çünkü gerçekten ülke tanıtımı için Türkiye'deki birçok ünlü sanatçının, yapımcının, yönetmenin, senaristin, modacının, modelin Kıbrıs'a gelip de burada bir şeyler yapması Kuzey Kıbrıs tanıtımı için çok güzel, iyi bir şey. Devam edelim. Evet efendim, şu anda nereye gideriz? Diyorsunuz ki İstanbul Fashion TV 11. İstanbul Fashion TV ödül töreninde Selen Gölgüzel yine gece imza attı. Giydiği transparan kıyafetiyle gerçekten formunda olduğunu gösterdi. İstanbul'a bir gidelim, ardından biteriz. Evet, yılın en iyi çıkış yapan kadın pop sanatçısı ödülünü aldı. Gerçekten biliyorsunuz ki son dönemde Hamdi Alkan'ın ayrıldıktan sonra kendini müziğe verdi. Mart'ta da yeni bir single var. Bunu da önümüzdeki hafta Yasemin Ekin'de özel röportaj olarak da okuyabilirsiniz. İstanbul'a gittik de boş kalmadık yani. Evet, nasıl buldun seni?
Çok beğeniyorum zaten kendisini. Yani yaşını, yaşanmışlıklarını hiç göstermeyen bir kadın. Kıyafetine zaten bayıldım, söylemeye gerek yok. Çok başarılı buluyorum kendisini ve dikkatimi çeken bir şey var. Yabancılarda da, kendi ülkemizin ünlülerinden de ayrıldıktan sonra kadınların bir çıkış yaptığı doğru gibi görülüyor. Hadise başta. İkari ile aş yaşıyor değil mi? Evet, yani çıktı. Biliyorsunuz Shakira da aynı şekilde. Evet. Yani yurt dışına açıldığımızda da aynı şekilde oluyor. Yani bu ayrılık iyi geliyor galiba gerçekten. Ve çok mutlu oluyorum böyle pes etmeyip kendi işlerini devam ettirdikleri için. Tabii buna çok kötü yorum yapanlar vardır. Öyle kıyafet mi giyildi ya da ayrıldı da işte bu hale geldi. Bence yakışıyorsa giysin. Ben bu konuda yani taşıyabildikten sonra kimsenin karışabileceği bir durum olarak görmüyorum. Türkiye'de taşıyan kişiler var zaten bunu. Taşıdığı sürece zaten ayrıldıktan sonra aslında dediğin doğru şey. Hande Yener de aynı şekilde ayrıldıktan sonra patlama yaptı. Birçok Defne Samyeli çok gündeme gelmeye başladı. Bu güzel bir şey aslında. Magazin olarak da gündemde kalmayı çok iyi yapıyorlar ki Selen son 2 yılda yani bir de şarkılarıyla birlikte de çıkış yapmaya başladı. Çünkü şöyle bir şey, işte takside gidiyorsun, bakıyorsun Simge Sağan çalıyor, Selen çalıyor, Hande Yener çalıyor. Yani taksideki o şarkıyı dinliyorsun sen, yani insanlara bunu uzatıyorlar da anlatıyorlar. Sosyal medyada gücü olduğu için farklı bir olay da olur diye tahmin ediyorum. Evet, biliyorsun ki Oral Tel Didem artık tarz değişti, sahneye çıktı. İlk sahne heyecanı, Didem bu kez dans değil sesiyle sahnede. Sevgili Bora, ver Didem'i. Nasıl bir yorum yapmak istiyorsun? Çünkü artık yavaş yavaş şeye geliyor. Bak, bunun kıyafeti de çok iyi. Artık sahneye dönüyor. Sesi çok iyi. Müthiş bir ses. Yani şunu düşünüyorum ben. Sesi sonuç olarak güzelse bunu kendisi daha önceden de biliyor olarak diye düşünüyorum ama yani neden sonradan bu şarkı serüveni başlıyor onu anlamıyorum. Yani oyuncular bir anda şarkıcılığa soyunuyor. İşte mankenler bir anda şarkıcılığa soyunuyor. Yani ikinci aman bir seçenek hayat kurtarıyor gibi. Aman bazıları söylemesin. Lütfen lütfen. Bazıları, mankenlerin bazıları söylemesin. Kendi işini yapsın. Modelik yapsın. Sesi olan var, olmayan var ama bence Didem iyi yani. Çok iyi. Sesi yani çok iyi. Açıkçası hiç dinlemedim kendisini ama yani bu aralar bu da yeni trendlerden biri. Yani herkesin bir single'ı var, herkesin bir şarkı çıkarsa. Yakında artık biz kaldık. Sessiz kaldık. biz de çıkarsanız götürüyoruz. Sesi güzel mi? Yok yani. Ya, biz de ama güzelleştiririz diye düşünüyorum. Öyle bir piyasa yapar mısın? Yani yapmak isterdim eğer sesim gerçekten güzel olsaydı. Yani ben şöyle düşünüyorum, sırf ön planda olmak için ya da çok izlenmek, çok tanınmak için de yeteneğim olmayan bir şey, yeteneğim varmış gibi göstermeyi tercih etmem. O yüzden yani model olarak alınmayı tercih ederim. Aslında herkes kendisi oraya tanımıyor. Dansıyla zirvede zaten Didem. Türkiye'de en iyi oradalarına. Artık biraz eskidi yani o oryantal şovları falan. O yüzden şey değiştirmesi gerekiyordu yönünü bence. Zaten doğru bir yer bu. Aslında Didem'den sonra pek fazla kişi çıkmadı diye tahmin ediyorum Türkiye'den. Bence oryantal denince Aslan'ın dışında çok fazla da isim gelmiyor insanların aklına artık. Didem Aslan. Aslan baktı zaten artık. O da döndü. Ya o da işte ikinci seçenek olarak. Evet, bir tek Didem kaldı zaten. Ya bu da bakırsa... O da işte bence yolunu artık değiştirmeye çalışıyor gibi. Çünkü artık değişiyor. Yani dünya değişiyor, trendler değişiyor. Evet, bir zaman oryantal çok modaydı. Ama şu an için artık şarkı söylemek ve şarkıcı olmak çok ön planda olan bir şey. Karşıya yüksek olursa biz karşıya çok yükseldi. Ve yılbaşından sonra sanatçıların aldığı fiyatlar iki katına çıktı neredeyse. Yani 400 bin TL aldı. Alan bir saatçi 800 bin TL almaya başladı. Yani bu da, doğru bir karar yapmış olarak diye düşünüyorum. Yani pandemiden sonra da ben öyle bir saatçi biliyorum ki 20 diyorum. 40 bin TL'ye gelen bir sanatçı pandemiden sonra 250-300 bin TL'ye gelmeye başladı. Ya şöyle bir şey var zaten. O paranın yarısını bile alıyorlar olsalar konser durmuyor zaten. Her gün, her saat bir yerde bir konser var. Hele yazda. Yani yazda geçiyor. Şu an kış olmasına rağmen hiç bitmediğini düşünüyorsak yani o paranın yarısı alması bile kâfi diye kışta düşünüyorum. Genelde sanatçılar özellikle kapalı galalarda yani bayi toplantılara çıkıyorlar. Ben ona da karşıyım. Geliyorsun, çıkıyorsun zaten. Fotoğraf çekiyorsun. Zaten oradaki basına yansıtma. Tamam, orada çeken insanlar sosyal medyaya atmıyor. Bu da bir ilginç bir tuval. Ama sanatçı fiyatından yükseldi. Birçok sanatçı fiyatı kaşısı yükseldi diye görüyoruz zaten son dönemlerde. Evet, devam edelim. Bu arada sevgili Işık Gürman Kıbrıs'ı
Kaçtığı başarılı seslerden bir tanesi. Sevgili Bora, bana dön. Dün akşam klip çekti. Çok da güzel bir yerde klip çekti. Bu klibi pazartesi vereceğim. İlk kez Orta Sayfa'da çok güzel bir şarkıya cover yapmış. Sevgili Kuzey Tarı'da buna tepik ediyorum. Yanında arkadaşım yanında oldu. Önümüzdeki haftada benimle birlikte olacaklar. Bu konuyu konuşacağız. Kıbrıslı sanatçıların ne zor şartlar altında klip çektiğini ben kendi gözlerimle görüyorum. Özellikle sadece klip değil, albüm yaparken, bir organizasyon yaparken çok zorlandıklarını. O yüzden de Üşev'i burada tepik ediyorum. Güzel bir klip oldu. Pazartesi bunu ekrana vereceğiz. Yepyeni şarkısı Kıbrıslı sanatçı Işık Yurman'ın bir başka deyişe Üşev'in klibini önümüzdeki hafta pazartesi günü vereceğiz. Evet, Ayşin Turan çıkış yapan bir oyuncu. Aşklarıyla ayrıldı, ayrılmadı. Yeni bir aşka ilkel açtı derken dergi pozu verdi. Biraz gündeme mi gelmeye başladı sence? Yani gündeme bence babasının vefatıyla geldi. Çünkü birçok programda gündeme geldi ama insanlar bunu kullanıyor gibi oldu. Yani sunucular ya da programı ev sahipliği yapan insanlar sürekli babasının vefatını dile getirerek hani orada bir ağlama ve duygusal bir sahne şovu yaşanması gibi diye düşünüyorum ben. Çünkü ondan önce de çok fazla dizide rol alan, verdiği kapak pozlarıyla da çok fazla gündeme gelen bir isimdi ama konuşulmuyordu. Konuşulmasının devamlılığı yoktu. Ama tekrardan dediğim gibi yani son zamanlarda babasının vefatıyla gündeme gelmesi yani çok üzücü çünkü zaten güzel bir kadın. Hı-hı. Yaptığı işlerde zaten başarılı, zaten iyi bir oyuncu. Hı-hı. Hani bunlarla anılması varken bu denli kullanılması açıkçası beni üzen. Ama şey gördüğüm kadarıyla tabii ki oyunculuğu bir de Pınar Deniz'den sonra Ayşe biraz daha gündeme gelmeye başladı. Son 15 gün var. Biz öyle takip ettiğimiz kadar yani Pınar Deniz... Şöyle... Pınar Deniz zaten Ayça Ayşin Turan kadar çok fazla iş yaptığını düşünmüyorum. Kendisi daha önceden tanıdığımız bir insan olduğu için. Ama biliyorsunuz rekabet hiçbir zaman bitmiyor. İnsanlar bazılarının çıkış yaptığını görünce artık kendilerini bir şekilde ortaya atmaya çıkıyorlar. Bu da haklı olarak çünkü sonuç olarak işleri bu. Ve piyasadan kaybolmaları onlar için kötü oluyor. O yüzden gündeme gelmeleri işte bir dergi pozuyla ya da ufak tefek magazin kaçamaklarıyla oluyor diye düşünüyorum. Tabii ki magazin kaçırmak derken konuyu Çağla Şükür'e bağlayacağım. Ne diyorsun? Yine aşağı ilgili. Yani zamanlıydı diye düşünüyorum. Bence geç bile kaldı aslında. Bence de yani ben çok seviyorum Çağla Şikeli. Yaptığı işi de çok düzgün yaptığını düşünüyorum. Hayatını çok fazla işine karıştırmadığını düşünüyorum. Kendisi de yalnız olduğunu düşünürsek yani neden olmasın? Ya ben çok abartılacak bir şey olarak görmüyorum. Yani hak ediyor, hakkı yani sonuç olarak evet. Her insanın ihtiyacı var buna. Bence mutlu olur. Evet, tabii ki bir ara çok gündemden düşmeyen bir isim İvala Sert. Şiddetli soluğu, kış, soğuk hava Maldivler'de, Dubai'de de alıyor ama İvala Sert yine yaptı yapacağını. Tatiliye gitti ülkede. Bikini pozlarla sosyal medyayı salladı. Verir arkadaşlar İvala Sert'i ekrana. İvala Sert yıllardır Türkiye'de artık bir tek Türkçesi düzenlemiş. Güzel olmadı yani. Ben onu anlamadım. Yani İvala Sert herkes Türkçeyi düzenledi. Biliyorsun biraz evet. Serdar Ataç'ın ekrana geliyor. İvala Sert hep kastı pozlar. Yani biraz şov yapıyor ama bence nasıl buldun? Ya ben çok beğeniyorum kendisini gerçekten. Örnek aldık bir şey mi? Kasta baktığınız zaman yaş ilerliyor artık yani fazla yapmaları onlar için aslında kötü bir şey değil. Hani baktığımız zaman biz şov diye değerlendiriyoruz ama yaş geçiyor yani artık bir yerden sonra o gençlik vücudu kalmıyor diye düşünüyorum ama Türkçesine ben de katılıyorum. Yani düzeltmemesi beni de üzüyor ama biraz bence şey yani bu oturdu üstüne onun. O yüzden de değiştirmiyor olmak istiyor. Yani konuşmasıyla bir ara çok gündeme geldi. Taklitler aslını yaşatıyor diye düşünürsek. Bence bilerek de düzeltmiyor olabilir. Serdar Ataç'ın eski eşi bir yılda Türkçe öğrendi. İvala Sert kaç yıldır Türkiye'de? Ama Serdar Ortaç'ın eski eşine yapışılan bir damga yoktu o zaman onun konuşmasıyla alakalı. İvala Sert'in biliyorsunuz o yaptığı programda çok fazla viral olmuştu konuşması. Öyle tanınmıştı. O yüzden bence değiştirmek istemiyordur. Böyle sabit adı şimdi modayla pek fazla program da yapmıyor.
Yani sadece tatilde şu an. Bence alacaklarını aldıktan sonra ve artık gerçekten onlar da yorulup doyduktan sonra bazı şeyleri artık tatil serüveni başlıyor. 7-24 tatil. Ünlülerin en çok yaptığı şey bu. Yani tatil. Şeye ne diyeceksin? Tabii ki konu gelmişken Survivor konuşalım biraz. Survivor'da bu yılda şok yaşadım aslında. Girel çıktı, girel çıktı. Seçkin ilk önce Berdan Bardeli, sonra Seçkin Piriler, sonra Yusuf Güney. Yani artık Survivor eskiden çok güzel amaçlı bir yarışmaydı ama şu an artık insanlar gerçekten oraya katılmanın sebebi gibi. Mavi tik alabilmek için biliyorsunuz ki artık tanınsınlar, biraz gündeme gelsinler. Bir basamak olmasın. Bir basamak için kullanıyor artık insanlar. Yani çok var etrafımızda insanlar da artık böyle bir programa çıkayım ve oradan sonra hayatım değişsin gibi ama... üzülüyorum böyle güzel geçmişini güzel hatırladığımız programların bu denli basamak olarak kullanılmasına ve izin verilmesine. Ya eskiden şeydi. Gerçekten izlediğimizde keyif alıyorduk. Yani şu an baktığımız şu an ben film izliyoruz gibi. Yok ben bu sene artık izlemeyeceğim diye kendime söyledim yani. Bir de şey yapmıştı ya işte sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Şimdi daha fazla TikTok'a takıldığımız için evet. Berdan Bardin diye yazmış. Arkasına ama dayanamadı ayrıldı. Soluğa Amerika'da yani sizce katılan isimler de şov amaçlı değil mi? Bence yani baktığınız zaman asla katılmayacak insanlar. Aklın ucundan bile geçmediği için. Piyasası düşmüş durumda şu anda. Eğri oturup doğru konuşuyor. Yani Yusuf Güney'i hatırlayan kaldı mı artık Allah için? Yusuf Güney yıllar önceydi. Yani bir ara Rafet Eleman'la bir şarkı çıkarmıştı. O zaman tanımıştık ama artık. Rafet Eleman yılında geliyor. Bazı insanlar aslında şans ayağına geliyor. Ama kullanmasını... Kullanmasını bilmiyorlar. Yani bizim buradaki sanatçılara da dedik yani böyle bir avantajınız varsa bunu en iyi şekilde değerlendirin. Çünkü size bir fırsat veriyor. Ya geçmiş dönemde bildiğim işte Örgün Olkan, Murat Güvenbakan, Alara Meteyesi birlikte albüm yapmaları, birlikte düet yapmaları bu güzel bir fırsat da aslında çocuklar için. Geçmiş yıllarda birçok sanatçılar Türkiye'ye gidip de orada yapamayan Kıbrıs'a gelen. Bunları başlayan Zilet Sani, Işın Karaca, Nil Burak, Nil Atma'yı da buradan size bir yolluyorum. Efsane bir isim. Şarkıları halen dillerde. Arkadan gelen Fikri Karayel var. Şimdi son dönemde Genci Hocam var. Yani bazı insanlara fırsat tepsiyle veriyorlar ama o tepsiyi itiyorlar. Yani Yusuf Güney de bunlardan bir tanesi aslında. Tamam bir beste yapmış, vermiş. Zafet Ömer düğün yapmış. Sonra oldu. Ortada kayboldu. Yani bence o iyi hali kullanamayınca insanlar ne yapacağını şaşırdıklarında ellerindeki güzel fırsatı kaçırıyorlar şöhret, diye düşünüyorum. Şöhret öyle bir ağır basıyor ki ördek benden bol olur. Artık ne yapacağını biliyor. Sosyal o artık değişti yani inanılmaz. O fotoğrafları görüyorum ve inanamıyorum. Gerçekten sen inanamıyorum. Sen öyle bir fotoğraf paylaşıyor musun ki? Yani eğer benim kişiliğim gerçekten olsa evet paylaşırım kendimi değiştiremeyeceğim için. Ama öncesinde farklı, sonrasında farklı bir insan gördüğünüz zaman samimi görmüyorsunuz ve insanlar artık gülüp geçiyor gerçekten. Yani güzelliğine çok yazık ettiğini düşünüyorum çünkü gerçekten çok güzel bir kadın. Ama yani bir de Murat Dalkılıç'la tekrardan barıştı diye bir gündem ya çıktı ortaya ya. Ama çok merak ediyorum. Bunları acaba kendi mi çıkmasını istiyor yoksa başka birinin hayal dünyasına kalmış bir şey merak ediyorum. Şimdi Murat Dalkılıç'la ayrıldıktan sonra kendini bir toparlayamadı. Yani dengesi bozuldu açık söyleyeyim. Şimdi her yaptığı olay sonra bir hayranıyla acaba evlendi. Gerçekten ayrıldığı için mi diye de sormak lazım. Bence oyunculuk fikri ona çok yatkın olmadığı için ama bir aynı zamanda da gündemde kalmak istediğinizde ne yapacaksınız? Sosyal medyayı kullanacaksınız. Bizim ülkemizin insanların da çok güzel bir huyu var ki garip davranmazsanız hiçbir şekilde sizi yükseltmiyorlar. Evet, işte bu. Biraz garip davranmanız lazım. Merhaba olur da çok garip bir şekilde çok garip, garip davranıyor hem de, galiba. Hem de gündemde hiç düşmüyor yani. Ya o şarkı söylemesi falan yani akıl sağlığıyla yapılacak şey mi Allah tabii için? Tabii ki son dönemde şeyin şarkısı gündeme oturdu. Gitme buradan. Antidepresan mı var mı? O şarkı çok fazla gündeme oturdu da bence ben bunu söylerim. Yani çok iyi yorumladı bu iş. Yorumlayan çok iyi insan var ama Nihat Doğan'ı ben beğendim aslında. Açık seni. Ben Nihat Doğan'ın yorumlamasını beğendim. Yani bunu ya sonuçta Nihat kendi Doğan, tarzıyla söylemiş. Evet yani yıllardır Nihat Doğan'ı tarif edebileceğimiz bir tavrı var ve hiç değişmeyecek. Bu yıllardır da böyle devam edecek. O yüzden ben de beğendim açıkçası. Gördüm hani ilk başta biraz komiğime gitti güldüm ama sonuç olarak baktığımızda Nihat Doğan diyebiliyoruz bu. Ama şimdi siz Merve Bolur'a bakıp bu Merve Bolur diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Tabii, çünkü her gün farklı görüyoruz. Her gün. Bir gün İngilizce, bir gün Türkçe, bir gün Arapça söylüyor. Dakika başı kadın bir şey paylaşıyor. Yani tarzını belirlemeli. Bir radyoci olacağını söyledi. Sonra ben Aydın'la evlendi. Ayrıldı.
Yani onlar hep gösterme yani. Gerçekten göster. Gündemde kalabilmesi için. Çünkü gerçekten dediğim gibi oyunculuk yapmak istemiyor gibi duruyor. Nasıl gündemde kalacak? Proje mi kendini acaba? Yani çok da iyi diziler var. Bence eski zamanlarda geliyordu. Ama artık bu hallerinden sonra bence çok imkansız diye düşünüyorum. İşte o yola girdin mi artık bir de geri dönülmez. Çünkü iyi bir şekilde de anılmıyor. Evet. Yani bazı ünlüler var garipliğiyle ya da giyimliğiyle gündeme geliyorlar ama iyi şekilde gündeme geldikleri için önleri açılıyor. Ama şu an Merve Boldur'a gelen iyi bir yorum ve tepki yok bence. İyi gelin dedimişken tabii ki defnesel biri. Tabii ki prestij meselesi Galatasaray'a katılmış yine şık, yine formunda. Tabii ki çok şık olmamıştı. Anket yapmışlar. Benim Defne Samyeli ekranı arkadaşlar. Defne Samyeli alayım. Defne Samyeli'nin tabii ki biz konuşalım bu konuda ilgili. Ekranlar geliyor. Sence nasıl? Bence çok şık. Ya ben bayılıyorum tarzına. Gerçekten her giydiğini kendi vücuduna ve kendine yakıştırabilen kadın, nadir kadınlardan biri. Kim der ki 50 yaşında? Yani gerçekten demez. Aynı zamanda ben kızlarını da takip ediyorum. Onları da çok beğeniyorum. Evet. Yani bir böyle serüven gibiler gerçekten. Ya kalite ve marka dediğim şey bence bu. Yıllardır değişmiyor. Yıllardır aynı. Kendini bozmuyor. Özel hayatı kendi 60, işine... 60-70 de olsa aynı tarzda devam edecek. Bence de. Devam edecek gerçekten. Devam edecek. Yani hem sahnesi de çok iyi. Tabii ki ilk kez yılbaşında Kıbrıs'a sahneye çıkmıştı. Çok şık kıyafet de giyiyor. Çok sık da konser vermeye başladı. Bence Defne Samyeli tarzını hiç bozmasın, bu şekilde devam etsin ki bununla birlikte ben her zaman şunu söylüyorum. Yani uzun boylu, sen de uzun boylusun. Uzun etek size yakışıyor ama bir kısa boylu yakışmıyor. Yani sahnede görüyorsun bazı sanatçıları kısa boylusun ama kısa elbise giyiyorsun. Mesela Ajda Pekkan'ın son dönemlerde bu Kıbrıs'ta dahil, Kuzey Kıbrıs'ta dahil sahne aldığı yerlerde tabii ki moda tasarımcısı kendisine bol elbise yaptığı için bir kere Ajda Pekkan bir sakatlıktan geri geldi. Kalçasını kırmıştı. Bir de sahnedeki o uzun yere kadar süzülen elbise giydiği zaman müşbe tehlikesine geçebilir. Moda tasarımcısı bunu düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Yani tabii ki sahne kıyafetleri normal abiyelerin dışında farklı tasarlanan kıyafetler ama bence sanatçılar, bazı sanatçılar diyelim, çok fazla karışmıyorlar sahnede giyilecek şeye. Yani onların modacıları yıllardır yaptıkları işler gibi düşünüyorum, katılmıyorlar ama insanların kendi tarzını yansıtması gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela Defne Samyeli bunları yapıyor bence. Sonuç olarak kendisi de tasarımcıdan giyiniyordur ya da kendi tasarımcısından özel bir isteği vardır. Ama günün sonunda özetle baktığınızda kendi tarzını yansıtıyor. Evet. O yüzden zaten gündemden düşmüyor. Kendi tarzını yansıttığı için. Ama Ajda Pekkan için çok aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yıllardır aynı şekilde görüyoruz ama bence kendi tarzı değil. Değil. Mesela Defne Samyeli bir tarafta sahneye çıkıyor. Bir tarafta galara katıyor. Diğer tarafta oyunculuğu da var. Yani bu işini birlikte götürmek zor bir şey aslında. Tabii ki ama yani işinizi başka şeylerle karıştırmadığınız zaman yani 5 işi de 10 işi de birden yapabilirsiniz. Aşk dedikodusu çıktı. Sinan Akçıl'la. Hatta Sinan Akçıl'ın albümünde de bir şarkı söyleyecek ama ben Sinan'a sordum bunu. Sinan dedi ki öyle bir şok hedef dramı yazıyorlar ama bence var. Yani Sinan Akçıl'ın her şarkı verdiği insanla aşk yaşıyor olması da gerçekten garip, yani dillerden düşmüyor. Bilmiyorum, biraz flörtöz bir beyefendi galiba. O dönemde Hadise'yle çıktı, Hadise'yle çıktı. Biliyorsunuz Hadise hala da unutmadı diye haber çıkıyor ya Sinan Akçıl'da. Hadise demiş ki. Öyle bir etkisi var galiba. Var. Tabii ki Hadise'yi bir hayranlık var. Yani bir dışarıdaki birçok kişide de var bu Hadise. Son dönemlerde yaptığı şovlar, paylaştığı fotoğraflarla iyi de eski formuna kaldı ama işin tuhaf yani Hadise. Dün bir iddia atıldı ortaya. Galatasaray golcüsü Icardi ile birlikte aşıyor. Tabii ki bu bir iddiadır. Bilmeyiz çünkü bazı şeyler iddiadan başlıyor sonra geçiyor. Şimdi şöyle bir şey. Defne Samyeli'nin 50 yaşında, 51 yaşında, 25 yaşında birine çıkması sence tuhaf olur mu? Yani şimdi bazı insanların kabul eşi çok farklı oluyor. Yani biz baktığımız zaman biz yapmayız olarak değerlendiriyoruz ama bahsettiğimiz şey bir birliktelik yaşamak olduğu için ben onu o ikili arasına bırakıyorum yani. Evet. Onlar kendileri uydurabiliyorlarsa birlikte söylenecek çok fazla bir şey yok ama sağlık açısından çok da uygun değil. Yani baktığınız zaman doğru bir evlilik isterseniz hani çocuk sahibi olmanız bile zor. Evet. Peki erkek büyük, kız küçükse, Cem Yılmaz da Serena Saykaya kıyaslaysak. Yani yaş aralığı doğru orantılı olduğu sürece bence sıkıntı yok. Ama baktığınız zaman 25 ya da 15 yaş olduğu zaman yani ilerisi için
hoş değil bence ama 10 yaşa kadar sıkıntı görmüyorum. Sıkıntı olur, evet. Hatta tıpkı aramız sonra gelir. Bir iki haber daha verelim arkadaşlar. Alenya Tilki bir klip oldu. Ses gitti gitmedi. Konseri iptal oldu olmadı derken Alenya gündemden düşmüyor. Alenya Tilki ne diyorsun bu konuda? Biraz gündem yaratma çalışıyor sanki. Yani hep gündem yaratmaya çalışmıştı. Biliyorsunuz bir de böyle bir aşk iddiaları vardı bir rap şarkıcıyla birlikte. Ama ben onun da gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ama beğeniyorum yani. Yaptığı şarkılar falan gayet başarılı buluyorum ama bu da özel hayatı yani artık böyle kabul edilir. Yani hiç değilse başladığı andan itibaren aynı. Değişmedi. O yüzden takdir ediyorum yani. Yani bence tarzın dışına çıktı çünkü ilk türkü söylüyordu. Tabii ki kendisi İsa'yla çıkaran Mert'i bunu bilmeyen de buradan öğrensin. İstanbul'a bir konserde. Sonra O Ses Türkiye'ye katıldı. Sonra da işte bir şarkı Sen Olsan Bari ile patladı. Arkası akılda kalan başka şarkı yok sanki değil mi? Yani ilk tabii ki Sen Olsan Bari kadar çok akılda kalan bir şarkısı yok ama daha geçenlerde baktım bazı şarkılarına. Yani yabancı şarkılar falan çıkartmış. Bence çok da rastlanmadık işler yapıyor. 90'larda Doğuş bir şarkı çıkarmıştı. Hareketli hiç kimse dinlemedi. Sonra Gamsız dedi. O dönemde patladıydı yani. Kaset alan alana 90'lı yıllarda. Şimdi bir şarkıcı için bence yani farklı şarkılar yapmak riskli bir şey. Sonuç olarak belli bir tarzda gitmezseniz insanlar evet. Tercih etmiyor. O yüzden yani aldığı riski takdir ediyorum diyelim. Şimdi tabii ki Demet Akalın prestij meselesinin galasına eşi Okan Kurt da birlikte katıldı. Demet Akalın'ın kıyafeti bana çok ilginç geldi. Ver ekrana sevgili Bora. Demet Akalın'ın kıyafeti tabii ki sevgili yavrum ekrana gelsin. Bence hiç tarz değil. O botlar olmamış. Çoraplar olmamış. 10 üzerinden 3. Yani ceketin boyuyla elbisenin eteğin boyu da aynı değil. Onun da zaten öyle olmaması gerekiyor. Acayacı da böyle hemen böyle ya Demet Akalın yıllardır böyleydi. Yani ben hiçbir zaman zaten onu çok fazla şık olarak göremedim. Kendi seviyor değişik giymeyi, yorumları gibi. Yorumları biraz daha erkeklerde dar paça takım elbise olduğu işi, ya bol paça pek fazla erkeklerde kalmadı. Ya bu artık bol paçaya da geçmiş. Biraz onun boyunu kestirmesi gerekiyordu bence ama. Ama Demet çok Akalın, aceleyle olmuş galiba. Hemen eve girip çıkmışlar gibi. Demet Akalın işte saçı bir şekilde ben o üzerinde üç verdim ama Demet Akalın da tabii ki bu arada yeni bir albüm çıkıyor. Demet Akalın bunlar gibi çalışması var. Çok yakında Mart'ta. Bana Sevgililer Günü'nde birçok ünlü Kıbrıslı'yla yine güzel aşk şarkılarla hayranlar için söyleyecekler. 11 Şubat'a denk geliyor. Hafta sonra denk geldiği için. Birçok ünlü Hülya Avşar da Kıbrıs'ta. O akşam neler yapacak birlikte göreceğiz. Evet Yağmur'cum çok teşekkür ederim. Sonra söylemek istersin. Öncelikle teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Güzel bir program oldu. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya bekliyorum seninle. İnşallah. Haftaya Cuma olursa yine beklerse bir magazin konuşalım, tartışalım. Gündem zaten devam ediyor. Aynen. Bomba konu bir hani haber kaldı ama olsun. Tabii ki prestij meselesi konuştuk. Yorumu varsa yatırdık efendim. Evet, bugün de biz ayrıca sürenin sonuna geldik efendim. Pazartesi yepyeni konuk ve konularla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Restoran Orta Sayfa'yı sundu.